Çok beyaz olduğum gibime geldi. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şurada da maskeden bence sivilceler var. Böyle iyi mi? Sanki biraz şey gibiyim hani ama... Evet, neyse başlıyorum. Aloha arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle biraz sohbet edelim istiyorum ve açıkçası ben biraz size içimi dökmek istiyorum. Çünkü sizler hani takipçilerim demek bana böyle çok samimi gelmiyor. Yani ben çok çok iyi hissedemiyorum. Arkadaşlarım, yoldaşlarım oldunuz diyeceğim. Bu arada güneş kremi sürdüm ve Joyun Lucy'nin tüyleri inanılmaz derecede yapışıyor yüzüme ve kaşındırıyor, anlatamam size. Çok sıcak çünkü havalar. Bugün de 29 Haziran. İnanılmaz nemli bir hava var. O yüzden böyle bu video boyunca terlersem ya da dışarıdan sesler duyarsanız şimdiden affola diyorum. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani ben YouTube'a başlayalı 2 yıl, Temmuz'un 6'sında, Mayıs'ta başladım. Evet, 2 yıl 2 ay olmuş olacak 6 Temmuz'da tam olarak ve 13 bin kişiyi geçmiş bulunmaktayız. Sizlere hem böyle biraz içimi dökmek istiyorum, bu son zamanlarda yaşadığım işte şeyler neler, belki biraz daha beni tanıyın istiyorum. Hem de böyle sohbet ederek biraz daha açıkçası samimiyetimizi ilerletelim istiyorum. Çünkü bu zamana kadar hani sizler bana destek oldunuz, dinlediniz, izlediniz. Hani o gerçekten hani beğenmek ya da abone olmanın geri dönüşü çok büyük benim için. Çünkü bir insana destek göstermek, kıymet göstermek, ki benim hani öyle videolarım çok böyle challenge videoları ya da böyle lay lay lon videolarda değil. Hani genelde bir fayda sağlayacağını düşündüğüm videolar çekmeye çaba sarf ediyorum ya da bunun için emek veriyorum diyeyim. Bu arada asla öyle video çekenleri de yargılamıyorum. Ben de ara ara gayet izliyorum ve muhteşem. Bunu yapan gerçekten arkadaşlarımız var. Ama hani benim öyle lay lay lom olmamasına rağmen bayağı böyle sizden destek gördüm. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Buna gerçekten böyle minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Ve normalde hani videolarda zaten görüyorsunuz, işte geçişler oluyor, katlar oluyor, oradan buradan bir sürü şey çıkıyor. Bu videoda olabildiğince onu minimize etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi hani böyle sanki sizle bir yerde kahve içiyormuşuz gibi böyle bir sohbet olsun. Şu anda hani Instagram'da öyle çok fazla takipçim yok demek istemiyorum. Arkadaşım yok diyeyim. Hani 4000'e yaklaşmak üzereyim. Ama hani ilerlerse belki size oradan sorular sorarım. Hani arttıkça oradan gelen sorularla hani soru cevap videosu yapabilirim belki. Bilmiyorum, ben 10.000 kişiye ulaşmadan bunu yapmanın benim için çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani açıkçası daha o kadar merak ediyor musunuz ondan da emin olamadığım için öyle bir şey yapmak istemedim. Neyse, şimdi bu video 20 dakikanın altında olsun istiyorum. O yüzden oradan buradan her yerden konuşabiliriz. Bu sıcaklarda siz nasıl hissediyorsunuz? Daha doğrusu bunu sormak istiyorum. Çünkü ben gerçekten yaz insanı değilim ve yani İstanbul çok nemli oluyor zaten biliyorsunuz ve yazın böyle bana geliyorlar. Hani denizle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Denizi çok seviyorum ama yazın nemden dolayı böyle buharlaşıp uçasım geliyor. Yani gerçekten katlanamıyorum. Yaz insanı olanlara saygım sonsuz ama ben yani kesinlikle kış insanıyım. Kışın mutlu hissediyorum. Ve hani böyle rüzgar esince yine okey. Ay, okey kelimesini de hiç sevmem işte. Ve hiç kullanmadığınız kelimeleri, hani hiç olmayacak yerde, saçma sapan yere kullandığınız oluyor mu? Neyse. Arkadaşlar, saçlarımı kestim. Kestirdim demiyorum, kestim. Hatta hani siz belli olmasın diye şöyle küçükken yapardık ya, tavşan mı derdik buna. Hani böyle topladım ve umarım, bilmiyorum, güzel olmuştur bu şekilde. Ben çünkü biliyorsunuz ki çok fazla toplamam saçımı. Ama artık yeni şeyler denemek istiyorum. Sizler için çok küçük ama benim için çok büyük bir adım aslında bu, bakmayın. Hatta yani motor sesleri geçtikçe böyle susasım geliyor. Çünkü siz rahatsız olmayın diye. Tam da bu arada karşımdaki evde inşaat var ve hani hiç ses eksik olmuyor. Neyse, dağılmıyorum. Ve saçlarımı kestim. İlk defa hani şurama falan geliyor. Benim için çok kısa bir boy ve boyamayacağım. Hani normalde ben dip boya yapıyordum kaç senedir. Bununla ilgili de ne olmuş yani de
saçlarım neyin aynasıydı bölüm sorusuydu. Aynen. Öyle bir bölüm kaydettim. Hani dinlemek isteyenler oradan dinleyebilir. Saçlarım benim için hani bunun bir hikayesi var. Şimdi o hikayeye girmeyeyim ama hiç boya yapmamak ve dipten gelen beyazlarla barışmak tabii ki de, çünkü en nihayetinde yaşımı söylemekten asla gocunmuyorum. Ben 88 doğumluyum, 33 yaşındayım ve her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bence hani kendimizle bu anlamda barışık olmak da bize hiçbir şey kaybettirmez diye düşünüyorum. Çünkü bana kalırsa açıkçası biraz toplum baskısından dolayı böyle aman genç olmalıyız falan moduna giriyoruz gibi de düşünüyorum. Hani böyle genç olan güzeldir işte, ne bileyim. Mesela Türkiye'de bir ara o vardı, ben biraz daha küçükken işte sarışınlar hep beğeniliyordu. Öyle bir algı vardı yani. Ve ben hani bunu Londra'ya gittiğimde anladım. Hani Londra'da yani okumak için işte üniversiteye gittiğimde herkes sarışın. Yani orada çoğu insan sarışındı, İngilizler. Ve yani ben böyle kumralım aslında, bakmayın eskiden açık kumraldım ama sonra koyu kumral oldum. İnsanlar baya böyle yani farklıyım, hani sen ne kadar farklı bir güzelliğin var falan demeye başladılar. Orada anladım hani demek ki sarışın olmamak da orada farklı, yani orada farklı olarak algılanıyor. Ben böyle konulara girip çıka çıka, neyse her şey bir yerde illa toparlanacak. Dediğim gibi yani bu videoda böyle sizlerle sohbet etmek istiyorum, içimi dökmek istiyorum. Saç konusunda hiç mutlu değilim. Tabii ki uzayacak ama uzayana kadar yani bakalım nelerden geçeceğiz. Zaten siz de göreceksiniz. Videolarda saçımla ilgili söylenebilirim bir süre. O yüzden beni hoş görün diyorum. Sınavları olan arkadaşlarım, sınavlarınız nasıl geçti? Öncelikle iyi misiniz de demek istiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinizde mi? Herkese bunu soruyorum. Sınavlara girmiş arkadaşlar ya da böyle sınavla ilgili endişe taşıyanlar, hani girdi mi iyi geçmedi ne olacak, işte gelecek kaygısı taşıyan arkadaşlara birkaç kelam etmek isterim. Ben de o yollardan geçtim. Benim için de çok zorluydu ve hep böyle ne yapacağım ben, hayatımda ne olacak, hani ben böyle, benden bir şey olacak mı? Ya da ben hayat amacımı gerçekleştirebilecek miyim? Ya da benim hayat amacım ne diye kendime çok sorduğum dönemler oldu. Ve üniversiteye gittiğimde dahi hani ben medya iletişim ve fotoğraf okudum. O zaman bile hani acaba bu bölüm bana göre mi? Çok da emin olamıyorum demiştim. Zaten ilk önce başka bir bölüm okuyordum. Sonrasında da size şu yaşta ve şu zamanda şunu söylemek isterim ki her ne okursanız okuyun, hatta hiçbir şey okumasanız dahi hayatın sizi götürdüğü bir plan da var, bir akış da var ve buna da güvenin. Hani siz çok fazla belki geleceği düşünürken aslında olması gereken bir şey hani olma yoluna gidiyordur. Mesela o yeri kazanamamışsınızdır, atıyorum sınava girememişsinizdir, bir yıl daha çalışmanız gerekiyordur. Neyse belki mutsuz olduğunuz böyle konular vardır. Emin olun onda bir hayır var. Yani hani o kadar çok kendimizi sıkıyoruz ki, özellikle bu gerçekten üniversiteye giriş zamanları, bu sınav zamanları, 180 dakika arkadaşlar hiçbir şeyi belirlemiyor. 180 dakikada siz hiçbir şey kanıtlamış olmuyorsunuz. Siz zaten değerlisiniz, siz zaten biriciksiniz. Bence bu sınav sistemi hiç iyi bir sistem değil. Yani 180 dakikayla insanın neredeyse hayat boyu seçeceği bir meslek bana çok mantıklı gelmiyor. Eminim bana çok karşı çıkan da olacaktır, biliyorum. Ama bu benim açık düşüncem. O yüzden de hani bunu da niye paylaşıyorum? Kendinizi böyle sıkıyorsanız ya da çok strese giren, anksiyete yaşayan arkadaşlar da var. Bir de bu pandemi döneminde hani zaten eğitim de çok aksadı, biliyorum. Sıkmayın. Gerçekten rahat olun. Yani elbet sizden de bir şey olacak. Elbet hayat sizi bir yere götürüyor. Önemli olan yani bazen parasız kalabiliriz, bazen çok zor zamanlar geçirebiliriz, belki geçirmişsinizdir de ama elbet düze çıkıyoruz. Ben hep diyorum ya, hani podcast'imi dinliyorsanız orada hep o örneği ben veriyorum. Böyle hayat bir surf gibi. O yüzden de bırakın bazen tabii ki de ne istediğinizi bilmek, o yolda adım atmak ya da ne istediğinize odaklanmak, onu düşünmek, onun için elinizden geleni yapmak, bunlar da muhteşem şeyler, tabii ki yapın. Ama ondan sonra bu endişelenmek, strese girmek, belki anne babalarınızın
hani tırnak içinde iyi niyetle, tırnak içinde dememin sebebi tabii ki de iyi niyetle ama bu iyi niyet size çok baskı olarak hissettirebilir kendini. Bundan bir özgürleşin. Hani sizin neden mutlu olduğunuzu ya da sizin hangi yolu seçeceğinizi bazen anne babalarımız bile bizim kadar bilmiyor olabilir. O yüzden de yüreğinizden ne geliyorsa, ne geçiyorsa onun için elinizden geleni yapın ama gerçekten endişe etmeyin. Çünkü 5 yıl sonra anlıyorsunuz ki ya da 10 yıl sonra anlıyorsunuz ki ben zamanında boşuna endişe etmişim. Zamanında boşuna bu kadar takılmışım diyorsunuz. Bunu özellikle söylemek istedim çünkü dediğim gibi hani Haziran'ın sonundayız ve son zamanlarda bu sınav oldu. Belki aranızdan bazılarınıza hani iyi gelebilir bunları duymak. Ben açıkçası hani benden de hiçbir şey olmaz dediğim çok zamanlar geçirdim. Hani yok ya olmuyor hani ben başarılı olamam ya da ben yapamam dediğim çok zamanlarım oldu. Çünkü ne istediğimi bile bilmiyordum. Daha 25-26 yaşında dahi bilmiyordum. Hani şu an yeni yeni gerçekten çok net bir şekilde bilmeye başlıyorum. Size öyle söyleyeyim. Ama önemli olanın şu olduğunu öğrendim. Kendinizi sıkmamak, kendimizi sıkmamak, akışa bırakmak ve ama elimizden gelenin de en iyisini yapmak. Diyerek bir sonraki konuya geçeyim. Pandemide nasıl etkilendiğinizi merak ediyorum. Yani neler yaşadınız? Bunu yorumlarda yazın. Hani siz de içinizi dökün. Çünkü ben de gerçekten sizi tanımak istiyorum. Böyle tabii ki de hani özel olarak bana yazarsanız her birinize dönmem mümkün değil. Ama böyle istiyorum ki hani yorumlarda falan da siz de yazın. Hani hem ben sizi tanıyayım hem de diğer arkadaşlar da böyle bir hani sizleri tanısın. Böyle biraz daha samimi bir ortam açıkçası oluşturmak isterim. Eskiden hani dedim ya ben 88'iyim şeyler vardı böyle. Bloglar hala var da böyle forumlar. Forumlarda böyle buluşurduk hani online'da tabii ki. Orada herkes böyle bir şeyler yazardı. Hatta böyle buluşma günleri, cumartesi günleri kahvaltıda falan buluşulurdu. Ben hatırlıyorum. Yani böyle bir güzel bir ortam oluşturalım da istiyorum açıkçası. İçimden bu geçiyor. Hatta en büyük hayallerimden biri ki benim bu kanalı açarken arkadaşlar en çok istediğim şeylerden biri buydu. Ben biliyorsunuz artık hani hayvanları çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Yani toprağa basmayı, ağaçlara sarılmayı, o kuş sesini dinleyip böyle susmayı ve o rüzgara kendimi bırakmayı ben çok seviyorum. Ve çok isterim ki böyle sizlerle de hani 10 kişilik, 20 kişilik falan gruplar halinde belki doğada bir yere ne bileyim yürüyüşler yaparız. Belki bir barınağa gideriz, orada mama götürürüz. Yani belki sahiplendiririz kedi köpek. Yani hani böyle bu anlamda tabii ki de çocuklara da yardımcı olabiliriz. Hani kıyafet bekleyen ya da kıyafeti olmayan ya da destek isteyen birçok yere destekte bulunabiliriz. Bunlar da ama ben inanılmaz derecede bu hayvanları sevdiğim için ve bunu demişken çok fazla böyle asla zaten hani biliyorsunuz ben siyasete, din ve politikaya girmiyorum. Girmek de istemiyorum. Herkese de saygım var bunu söyleyeyim. Ama şuna da değinmek istiyorum bunu demişken. Çünkü YouTube bu arada bilmeyenler için sizi çok kısıtlıyor. Yani bunu söylemem gerekiyor. Hatta geçenlerde bir videoda oldu bu. Ben izlerken rahatsız olduğum iki dizi videosu çektim. Hatta bu video yayına girdiğinde büyük ihtimalle o video zaten yayındadır. Şuralara koyalım yine isteyen hani izlemek isteyenler için. Orada hani yani madde kullanımından bahseden bir diziydi o ve ben ondan bahsettim diye acaba orayı kessek mi dedik. Onun üzerine işte hani YouTube'un izin verdiği ve vermediği böyle hani yani eğer o videoyu paylaşırsanız para kazanmanızı engelleyebilir diyeyim size. Tabii ki de belli başlı içerikler ya da hani size kötü örnek oluşturacak konular ele alınmamalı. Ama ben istiyorum ki bazı konuları da en azından YouTube hani özgür bir platform diyoruz konuşabilelim. Benim konuşmak istediğim konulardan bir tanesi hayvanlara uygulanan şiddet, doğaya bırakılan atıklar. Yani kadına olan şiddete girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten böyle kadınlara, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet. Yani şiddetin her türlüsü beni çok fazla ruhumu yaralıyor. Öyle söyleyeyim size. Bunlara evet tamam değinmek istemiyorum. Çünkü benim de kanayan yaram bu konu. Ama en azından bazı şeyleri de konuşabilmeliyiz sanki. Mesela ben istiyorum ki işte Broken diye bir belgesel izledim. Orada işte plastik atıkların hiçbir zaman geri dönüştürülemez olduğunu öğrendim. O yüzden
sizlerle, yani sizlere daha doğrusu bununla ilgili bir içerik hazırlamak istiyorum. Plastik yani plastik kullanıyorsanız arkadaşlar, plastik içeren her ne varsa, hani ne alıyorsanız, onlar doğada geri dönüşmüyor. Hatta isteyenler Broken belgeselini izleyebilir. 4 bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Bir bölümde işte makyajla ilgili, makyaj hileleriyle ilgili bir şeyden bahsediyordu. İşte bir bölümde plastik atıklarla ilgili. Hani ve ben o belgeselden sonra, onu izledikten sonra gerçekten ben ne kadar atık çıkarıyorum ve bu atıkları ne kadar minimize edebilirim diye düşündüm. Ve sonrasında da bunu hayatımın birçok bölümüne acaba nasıl uygulayabilirim diye düşündüm. Şimdi bunu söylerken de şuraya bağlayacağım. Mesela YouTube'da genel olarak ben cinsellikten ya da kadın olduğumuz için tabii ki de özel günlerimiz oluyor. Ve özel günlerde kullandığımız pedler oluyor. Ya da işte bu menstrual kaplar. Ya da hatta bir şey daha var, bir arkadaşım bahsetti. Adını unuttum. Türkiye'de satılıyor mu satılmıyor mu ondan da emin değilim. Ama mesela bu konuyla ilgili de bir içerik çekmek istiyorum. Ama kadın olmaya dair bir içerik çekmekten biraz çekiniyorum açıkçası. Ya da işte bu cinsellikle ilgili konuşmaya çekiniyorum. Yani... Ya da işte beni rahatsız eden bu hayvanlara, kadınlara, çocuklara yapılan şiddetle ilgili video çekmeye çekiniyorum. Çünkü hani hem YouTube'dan dolayı bir yandan evet özgür derken bir yandan da çok fazla kısıtlama koyduğu için hani ben de kendimi rahat ifade edememekten çekiniyorum. Çünkü en nihayetinde tabii ki de ben bu işi para için yapmıyorum. Yani net, çünkü zaten para için yapıyor olsam ben bu kadar uzun süre asla devam ettiremezdim. Bunu size açıkça söyleyeyim. Bu işten çünkü para kazanmanız çok, yani sponsorlu çalışmıyorsanız, sponsorlu ilerlemiyorsanız çok çok az. Yani ve hatta şu anda bile bana işte videolarına reklam alma, işte reklamlar bizi rahatsız ediyor diyen arkadaşlarımız var. Size de hak veriyorum ama diğer türlü de arkadaşlar, günün sonunda hani ben bir emek veriyorsam ondan da bir geri maddi olarak da karşılık almak tabii ki de istiyorum. Bu da böyle bir konu. Bir de şeyi düşündüm yine son zamanlarda. Hani ben böyle işte Netflix'te, ne bileyim Blue TV'de ya da işte Being Connect, hani primetime olmayan başka platformlarda izlediğim dizileri, filmleri falan sizlerle paylaşıyorum. Ama hani bunlara erişimi olmayan çok insan var. Hani YouTube'da izleyebilirsiniz videoları ama belki bunlara erişiminiz yoktur. Bunu düşündüm. Ve bu beni bayağı böyle şey yaptı. Üzdü yani. Hani üzdü derken şu anlamda üzdü. Hani aslında herkesin ulaşabileceği bir yer olmasını isterdim bu platformların. Ki hani yani belli bir kitleye hitap etmek aslında çok da istemiyorum ama elden de bir şey gelmez. Sonuçta Netflix'te atıyorum, izleyip etkilendiğim bir diziyse, filmse de bunu da paylaşmak istiyorum. Böyle bana bu aralar ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Ben karantinada gerçekten açıkçası çok fazla yalnız zaman geçirdim. Yani ben zaten tek yaşıyorum. 2 kedim var, köpeğim var. Tabii ki mahallede olan arkadaşlarım var ve tabii ki de işte annemle, anneannemle, dedemle, belli başlı birkaç arkadaşımla görüştüm. Ama eskiye nazaran bayağı yalnız kaldım. Ve bu yalnızlık hani hem iyi geldi hem de bir açıdan böyle daha nasıl diyeyim ki size, biraz tahammül sınırım azaldı gibi düşünüyorum. Öyle geldi gibi. Yani her gün meditasyon yapıyorum, her gün şükrediyorum. Siz de şükredin, bana çok iyi geliyor. Ya da sevgi dolu olmayı, umut dolu olmayı gerçekten bırakmıyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. Ama bunun yanı sıra bir de şu anda içinde yaşadığımız birçok durum var, birçok olaylar var. Siz de biliyorsunuz. Yani bu işte onur yürüyüşü oldu son zamanlarda, yine hani biliyorsunuzdur elbette, hani Instagram'da haberlerde çok gösterilmedi diye biliyorum. Ben bu arada hiç haber izlemiyorum moralim bozulmasın diye. Güzel şeylerin olduğu bir dünya hayal ediyorum ve bence buna ulaşmak çok da zor değil. Bütün bunların hepsinin tabii ki de ailede başladığını çok iyi biliyorum. Tabii ki de çocuklukta başladığını çok iyi biliyorum. Dünyada olduğumuz için iyi olduğu kadar kötünün de olduğunu ve olması gerektiğini belki de biliyorum. Kontrast dünyasında yaşıyoruz. Sonuçta siyah, beyaz, gece, gündüz, iyi, kötü. Farkındayım. Yani Pollyanna gibi bakmaktan da söz etmiyorum ama belki bunu fark ederek, bunu görerek buraya daha fazla yönelebiliriz diye de düşünüyorum. Mesela geçen günlerde bir orman yangını çıktı. Hatta 2019'da hatırlarsınız, 2019 Aralık'taydı. Avustralya'da da yani o kadar çok alan yandık, işte daha yeni Marmaris'te. Bu orman yangınları da beni o kadar üzüyor ki size anlatamam. Ben yani kısaca şunu demek istiyorum.
doğaya biraz daha özenli olsak, işte izmaritlerinizi atmasanız hani yanar halde, plastik atıklarımızı azaltsak, acaba doğada ne geri dönüştürülebiliyor? Bunları bir görsek, bilsek, birçok konuda hani biraz daha bilgilensek aslında belki her şey çok farklı olabilir diye düşünüyorum. Ve lütfen beni yanlış anlamayın, ben kimseyi yargılamıyorum, ben de hala gün be gün öğreniyorum ama bunları sizlerle paylaşmak istedim. Belki benim söylediklerimden bazıları hani sizde de bir ışık yakar. Ya ben olabildiğince dediğim gibi hani atıklarımı azaltıp, sevgiyi, coşkuyu çoğaltıp, sakin kalmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bu yolda ilerliyorum. Böyle bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arka fon oluyor bu inşaat sesi de. 167 video olmuş tam olarak ve 167 video boyunca hiç böyle bir video çekmemişim. Hiç sohbet etmemişiz. Yani böyle genelde hani ben videoları işte YouTube'da falan bakıyorum, hep böyle makyaj yaparken falan hani kızlar konuşuyor ya da ne bileyim işte mesela çiçekleri düzenlerken görmedim. Genelde makyaj yaparken ya da bir şeyler, bir işle uğraşırken video çekiyorlar. Ben istedim ki sizle böyle konuşayım. Yani size bütün odağımı vereyim. Zaten hani öyle makyaj yaparken konuşamam. Ben bir de şuna inanıyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir şeye odaklanmak bana daha iyi geliyor. Yani başka bir şey yaparken hani sizle konuşmak değil de hani size odaklanmak. Tabii ki vloglarda yani gün içinde olanlar apayrı ama hani mesela ben burada işte şunları düzenlerken abi bir yandan da sizle konuşuyorum. Yani bana çok odaklanamıyormuşum gibi geliyor. O yüzden böylesi daha iyi gibi hissediyorum. Hani böyle eskiden ben her şeyi kafama takardım. Her şeyi düşünürdüm, ederdim falan. Artık biraz daha salıyorum. Yapmayı öğrendim. Arkadaşlar gerçekten zaten hani Melik'ten birçoğumuz mücbir sebeplerden öğrenmişizdir. Ona da kim öğretti? Hani Melih'e de eminim biri öğretmiştir şu hareket. Yani salla gitsin, boş ver gitsin ya da su akar yolunu bulur diyelim biz ona. Gerçekten çok iyi geliyor. Bu böyle şey gibi oldu, salata. Hani ama umarım aranızda salata yemeyi sevenler vardır, sevenleriniz vardır. Umuyorum ki bu videodan ben hani ilk sohbet videom, İlkin günahı olmaz mı derler. Kesin yine yanlış söylüyorumdur. Hep böyle atasözlerini, şeyleri, işte deyimleri bilmem ne doğru söylemeye çalışıp da yanlış söylüyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Buraya kadar izlediğiniz için, destek olduğunuz için yani gerçekten size minnettarım. Bunu ne kadar az, yani ne kadar çok, ne kadar az söylesem azdır. Ne kadar çok söylesem azdır. Varlığınıza müteşekkirim. İyi ki varsınız. Beni biraz olsun sevdiyseniz de abone olup beğenmeyi unutmazsanız ve eğer Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Ve hani sizden de açıkçası dediğim gibi hani yorumlarda buluşalım. Hem sizleri tanımak istiyorum hem de hani size bu anlattıklarım nasıl geliyor? Yani siz bunda, bu anlattıklarımla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi dinlemek isterim diyorum ve pandemi sizi nasıl etkiledi? Benim kadar delirdiniz mi bilmiyorum yani. Ama bazıları... Tabii ki bu arada bir dakika şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani sağlıkla atlattım. O yüzden müteşekkirim. Umarım her biriniz çok sağlıklısınızdır. Yani hayatını kaybedenler, çok ağır atlatanlar, ya gerçekten çok zor günler yaşayanlar oldu. Yani en azından sağlığımız yerinde hani varsın... Yalnız kalmış olalım. Varsın birazcık psikolojimiz belki bozulsun. Hepsi hallolur ama en önemli olan şey tabii ki de sağlık diyorum. O zaman mahalo diyerek haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Böyle arkadaşlar ya. Kendinize sevgiyle, coşkuyla, şefkatle yaklaşın. Sevin kendinizi ya. Zaman zaman kendimi sevmesem de diyorum ki ben bunu öğreneceğim. Bunu öğreneceğim diyorum. O yüzden önemli olan bunu öğrenmek. İyi ki varsınız.